Günaydın. Şükürler olsun geliyor ya. Gerçekten bir insanı bekletmek bu kadar uzun. Evet, şu an çekimdeyim. Hadi gidelim. Güzel bir gün. Dünkü günden sonra, dün gerçekten çok soğuktu. Hadi dedim birazcık vlog çekeyim, bir şeyler yapayım. Ama ellerim o kadar üşüdü ki. Yani kesinlikle dedim, ben koyuyorum telefonu cebe, çekemiyorum. Şimdi komşumuz Esra ile birlikte, o çok çekilmek istemiyor, birazcık pazar turu yapacağız. Uzun zamandan beri pazara da gitmiyorum. Bakalım neler gelmiş. Gerçi bizim pazar gerçekten çok da ucuz değil. Pahalı bir pazar. Zeytinburnu'nu gör. Zeytinburnu'nda marketler falan filan da oldukça pahalı Beylikdüzü'ne göre. Aa. Ki böyle düşünmezsin değil mi normalde? Hani Beylikdüzü daha pahalı geliyor ama. Yani Beylikdüzü daha pahalı. Ne bileyim, uzakta herhalde her şeyi pahalı yapıyorlar gibi geliyor bana. İşte. Oh yeah, inanılmaz kalabalık. Böyle şeyler bir kere denk gelir ama... Ne kadar okuyorsunuz? Aldın aldın ya. Bak bu mağazada en az 50 lira diye biliyorum. 35'miş. Böyle yumuş yumuş giyersin. Çok tatlı değil mi? Böyle güzel şeyler var. Ne güzelmiş. Stokalar 5 lira. Çok şık. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Kürkler de var burada. Çeşit çeşit. Bu pazardan bütün istediğin ihtiyaçlarını alır çıkarsın yani. İster giyim, istersen işte abajur mu istiyorsun ya da işte aksesuar mı istiyorsun, takı. İstediğin her şeyi alabiliyorsun yani. Ama çok da uygun değil burası. Mağazayla yarışıyor diyebilirim. Eskiden bu kadar değildi, biraz daha ucuzdu ama şimdi öyle değil. 20 liraya bakar mısınız? Gayet güzel. Gördüğünüz kazak 35 lira. Bu da böyle renkleri evet, var. Evet evet evet. Gayet şu. Tight'la birlikte giyebilirsin gayet. Efendim. Güzelmiş. Kırmızısı da var hatta. Artık mağazaya gitmene gerek yok. Bir sosyete pazarına geliyorsun ve bütün ihtiyaçlarını alıp çıkıyorsun. Bakar mısınız? 5 lira ve çok tatlış bileklikler var. Daha bol istersen. Kimse de böyle kolyeler her yerde. Biraz kokoş bir stand gördüğünüz gibi. Üstteki krem değil mi lan? Aa, şu torapların tatlısına bakar mısınız? Ne kadar tatlış. Gayet şık, güzel. Bir de siyahımız var. Bakın. Mutfakta. Şimdi istikamet neresi? Tabii ki de Starbucks'ta kahve ve gıybet. Tanam. Hava düne göre daha normal. Yani biraz daha en azından. Donmuyoruz. Elimizi dışarı çıkarıp çekebiliyoruz. Değil mi? Hava güzeldi. Eskiden pazarları çok sevmezdim. Hani böyle daha mağaza tarzı şeyler olunca, daha böyle şık, moda ile alakalı şeyler olunca artık pazarları sevmeye başladım. Ve günümüz ekonomik şartlarında da mağazalara gitmek, normalde indirim olmadığı zamanlar artık el yakıyor diyebiliriz. Bu yüzden de pazarları tercih ediyoruz değil mi? Yani... ama o etmiyormuş. Eskiden inanılmaz böyle marka düşkünlüğüm vardı. Marka olmayan şeylere hiçbir zaman annem alırdı falan. Bunu giy böyle yap falan. Aa, giymezdim. Ya tabii ki hala belli şeylerde marka takıntım var. İşte pantolon olsun, ne bileyim ayakkabı olsun, çanta olsun. Bunlara tabii ki de özen gösteriyorum. Kaldı tabii lütfen. En azından şey, üst kıyafet, ne bileyim tişörtlerde, kazaklarda. Yani bunları çok önemsemiyorum açıkçası. Hani montu tabii ki de alırım, iyi bir şey alırsın ve uzun süre giyersin. Evet. Ama üzerine giydiğin şeyleri çok fazla önemsemiyorum. Günlük olduğu için farklı farklı giyip hem uygun fiyata almak bence daha mantıklı. Open
Ben söyledim ne? Biraz söyler misin? Küçük boy white chocolate mocha. Starbucks'ta en sevdiğin kahve hangisi? Vanilyalı latteymiş. Benimkisi de white chocolate mocha. Gerçekten çok seviyorum. Hem şekerli biraz. Kışın böyle en içilebilecek kahve türlerinden bir tanesi bence. Tabii bazı Starbucks'larda böyle Nesquik gibi yapılıyor. Onları çok fazla sevmiyorum. Güzel yapanlar da güzel olabiliyor. Film. Parmağın sanırım kameraya geliyor. Gelmiyordu ya. Bilmiyorum, sanki öyle geldi. Bugün çok enerji hissediyorum. Hava da çok güzel. Zaten hava bence insanları çok etkileyen bir şey. Kahvemi içtim arkadaşımla. Şimdi ondan ayrıldım. Koşturarak tiyatro kursuna gidiyorum. Uzun zamandan beri gitmiyordum. Ekiyordum birazcık. Ya sanırım bir kursa para vermeyince psikolojik olarak çok fazla kendimi zorunlu hissetmiyorum. Ama tabii ki çok severek başladım ve hala da devam ettirmeye çalışıyorum. Vallahi 5 dakika kala ayrılayım demiştim ama şimdi yetişmem gerekiyor. Bakalım bugün neler yapacağız. Birlikte size de göstereceğim. Çekmeye çalışacağım birazcık. Yalnız hava mis değil mi ya? Of. Bugün bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama çok güzel. Baksanıza şuraya. Oh mis. Burası da benim kursumun olduğu yer. Beylikdüzü'nde etkinlik olmuyor sanmayın. Burada bir sürü etkinlik oluyor. Tiyatro kursundan tut konserlere hepsini ayağımıza kadar getirdiler yani. Uzak uzak diyorsunuz ama biz de kültürel etkinliklerden yararlanıyoruz yani. Open up. You open up. Hit you one baby and my. We should be closer than friends. If you open and take the high road and hop in, open up, open, open. İstanbul mümessili. Vicdanı tüyü bitmemiş yetim. Babaanne elinde harp yıllar. Alman malı der de başka şey demez. Alman motoru levazımı. Alman erkanı harbiyesi. Alman kudreti. Bakanı görmek ister. Bakırey, Günbey, Ruhbey geldiler. Üniversite çağındaki geçimsizlikler yaz yağmuru misali unutulur geçer. Efruz'un babası mason birçok ecnebi tanır. Günlerden bir gün Efruz'u şeytan dürter. Sekreter kıza sataşır. Dünyaya bir kere geliyor. Her şeyi denemeli değil mi efendim? İçmeli, oynamalı, boynuzlamalı, boynuzlatmalı, kaçakçılık, kalpazanlık etmeli. Şimdi araya girdik. Öykücüğüm. Öykücüğüm de aramızda kaç yaş var? Ben 27-28 oldum neredeyse. Oldum belki de bilmiyorum. kaç? 15 evet, tiyatro arkadaşım benim. Olsun yani, yaş farklılıkları önemli değil. Önemli olan anlaşabilmek bence. Tiyatro bitti. Gösteri çıkartacağız inşallah, yapabilirsek. Hatta bir tane oyun var. Haldun Taner'in. Neydi? Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Onu çıkartacağız. Evet. Şimdi eve doğru gidiyorum. Böyle tiyatroymuş ya da işte sanatla alakalı herhangi bir kursa yazıldığında şey çok hoşuma gidiyor. Hani farklı insanları görmek, tanımak, farklı karakterdeki insanları. Çünkü genelde kendi ortamında, kendi çevrende senin gibi insanları barındırıyorsun. Hani birçoğumuz öyleyiz. Ben hani özellikle insan tanımayı çok seviyorum. Ve sosyalleşmeyi de ayrı bir sevdiğim için bu tarz kurslarda diyeyim. Farklı çeşit çeşit insan görmek çok hoşuma gidiyor. Ya bambaşka. Yani dediğim gibi 15 yaşındaki liseye giden bir kızla evli olan, anne olan bir kadın aynı yerde. Kız kadın ayrımı yapmam yanlış, yalnız hiç sevmiyorum. Neyse ikisi de aynı yerde aynı kursa gidebiliyorlar. Bence çok güzel bir şey bu. Ve arkadaş olarak görüyoruz hepimiz birbirimizi. Asla da önümüze sıfatlar koymuyoruz. Sanat bence gerçekten ruhun gıdası ve insanları geliştiren, farklı düşünmesini sağlayan, yaratıcılık katan bir şey bence. Şimdi yaya geçidinden geçeceğim. Bakalım duran olacak mı? Açıkçası Türkiye'deyken böyle yerlerde
adımınızı dikkatli atın çünkü izleyebilirsiniz. Mesela ben şimdi durması için şey yapacağım. Ve hani geçtiğin zaman da arabadan geçiyorsun ama öbür taraftan motor da gelebilir fark etmeden kenardan. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yalnız ben de fark ettim. Hiçbir şekilde utanma falan kalmadı. Kamerayla gezmek çok fazla birazcık utanıyordum açıkçası ama şimdi hiç öyle bir utanma, sıkılma yok, gayet elime alıyorum telefonu. Her yerde çekiyorum. Arkadaşlarım da birazcık utanıyorlar aslında ama alışmaya da başladılar diyebilirim. Evet, sonunda geldik. Bayağı yürüyüş yaptım. Resmen saçım, başım birbirine girdi. Ay, burun akıntısından öldüm ya. Gerçekten bu kışın burun akıntısı yaşamayan insanlara çok gıpta ediyorum ya. Çok özeniyorum. Çekebilsem. Neler var yemekte? Annem neler yapmış bakıyoruz. Çorba. Patates. Ve beyaz lahana diyoruz biz buna. Gerçekten çok lezzetli tadı. Arkadaşlar bu ikili hayranım. Bugün elimden geldiğince bütün sıradan bir günümü aktarmaya çalıştım sizlere. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bye bye.